Merhabalar, ben Köfte Köfte ve uzun bir sürenin ardından karşınızda yeni bir Köftenin Distopyası 2 bölümü. Ancak bu bölümle alakalı üzücü bir detay söz konusu. Yani bazılarınız için aşırı üzücü, bazılarınız için meh, bazılarınız için ise aşırı sevindirici bir haber. Benim için meh ile sevindirici arası bir durumda. Evet, biraz acımasızca oldu biliyorum. Ancak bazılarınızın buna fazlasıyla üzüleceğini biliyorum. Kanalda bir süredir zaten gözlemlediğiniz üzere Minecraft videosu gelmiyor bayağıdır. Adam gibi. Çünkü neden? Çünkü kanalda artık Minecraft olmayacak gibi bir şey. Şu an izlediğiniz sadece son distopya bölümü değil. Aynı zamanda da uzun bir süre boyunca kanaldaki son video. Kanaldaki son video değil, pardon. Çok yanlış gitti bu. Kanaldaki son Minecraft videosu. Kanal devam ediyor. Evet. Neden diye soracak olursanız, sadece kanal içerisinde 3 yıldır Minecraft soluyup duruyorum. Sadece Minecraft yiyip içiyorum resmen. Ve hani haliyle de insan biraz yettin artık diyor içinden. Yani Minecraft'tan sıkıldığımı, pek çok Minecraft serisini sıkılıp bıraktığımı vesaire görüyorsunuz. Gerçi Distopya'dan önceki, bu arada sizler ne durumdasınız? Bir tane gayet güzeller. Tabii bunu unuttuk. Distopya'dan önceki Beyond Köftistan, yani Beyond Reality'de oynadığım paket ya seri keyifliydi benim için. Ki biliyorsunuz ben o tarz serileri seviyorum daha çok. Bu benim için güzel bir temiz havaydı. Ancak hani artık bir süre Minecraft görmek istemiyorum. Tahminimce bu ne kadar olur? 6 ay olabilir, 1 yıl olabilir, biraz daha uzayabilir, daha az olabilir. Hiçbir fikrim yok. Ancak bir uzun bir süre kanalda herhangi bir Minecraft videosu olmayacak. Planımı şimdiden de açıklayayım bu arada. O 6 ay, 1 yıl artık ne olursa o sürenin hemen ardından bir tane Minecraft serisi gelecek. Benim daha önceki bir seride yapmaya başlayıp serinin iptal olmak zorunda olması yüzünden devam edemediğim bir proje. O projeyi gerçekleştirmek istiyorum. Ve onun için özel bir mod paketi de hazırlayacağım. Ancak onun arasına biraz zaman girecek ve Minecraft açlığı gelsin bana. Ondan sonra kanalda hiçbir şekilde bir Minecraft videosu yayınlamayı düşünmüyorum. Biraz acım. Bu kısım ekstra acımasızca gelmiş olsa gerek. Ama hani dürüst düşüncelerim bu. Siz ne dersiniz ne demezsiniz hiçbir fikrim yok ve şu kadarını söyleyeyim, hani fikirleriniz önemli olsa bile hani kanal benim kanalım ve bu düşüncemin arkasında kalmak istiyorum. Kaldı ki zaten hani bunu tamamen sizin ne dediğiniz önemli değildir, şudur budur diye algılamayın. Gerçekten o seriden sonra bir Minecraft serisi daha çekmek istemiyorum. Bu arada %100 söz vermeyeyim. Belki çekerim ama hani ihtimal vermeyin buna. O yüzden böyle bir konuşma ile başladı bölüm. Bölüm biraz sürecek. Biraz kısa sürecek, biraz uzun sürecek. Şunu yapacağım. Şu an yapmaya çalıştığım zımbırtıyı. Staff Core, tamam. Dragonstone alacağız bir tane. Bakalım var mı? Tabii Enter'a basıyorum. Evet, bir tane Dragonstone'umuz varmış. Sonra Wood Staff. Bunları bulmamız gerekecek. Şimdi 1-2. Tamam. Bunlar tamam. Neyse, devam edelim konuşmaya. Önce şunları bir manalayalım.
Evet, manaladık. Sonra Elementum. Tabii burada yapmayı düşündüğüm ancak yapamadığım bir şey var. Şimdi 4. Bana kaç tane gerekecek? Senin için 2 tane. Senin için de 2 tane. 3 tane de Scepter için. Biraz daha lazım. Seni alalım. Sevgili Scepter'ım nerede? Scepter'ım aşağıda. Staff'la yapalım. Tamam. Evet. Bu arada bu kararda biraz beni kamçılayan şeylerden bir tanesi pek çoğunuzun Dersu, biraz denetlediğim bir önemli bir kısmınızın benle aynı, bu karar esnasında aynı kararda oldunuz. Bu beni etkiledi. Onu söyleyebilirim rahatlıkla. Ve hani kararımda biraz daha ısrarcı olmamı sağladılar. Ha, gene bu kararı verecektim. O konuda bir şaşmanız olmasın. Ancak kararı biraz daha çekinerek verecektim. Sonuç olarak o kişiler sayesinde kararı daha acımasızca verdim. Evet, şimdi Water, Fire, Earth, Air. Bunlardan bayağı bir craft etmemiz gerekecek değil mi? Fuck. Neyse, o esnada şunu da göstereyim. Bunu normalde bu Flashdance, bunu bir şunun önüne koyduğunuzda parıltı yapıyor. Ancak ben bunu şunda kullanacağım. Bu manayla mana ateş ediyor. Biraz damage vuruyor. Onu söylemem gerek. Ancak şunu şöyle lenslerle birleştirdiğinizde buna şimdi Flashdance koymuş oluyorsunuz ve ben bir gece görüşümü kapayım. Ve karanlık evime gideyim. Evvela. Evet. Ancak bunu böyle kullanmayacağım. Tabii ki de. Bunu nasıldın sen? Ups. Sanırım şöyleydi. Evet. Tamamdır. Birinci klip bu. İkiye basarsak eğer gördüğünüz gibi slotu değişiyor. Bakalım. Bor koyalım buna. O başka bir proje içinde. O projeden tamamen vazgeçtim. Bu arada ufak bir detay, şunlardan birden fazla koyarsanız fırınlar çok daha hızlı çalışıyor. Bakalım. Bakalım başka hangi lensi koyabiliriz? Damaging. Neyse, uğraşmayalım. Bor ne işe yarıyor diye soracak olursanız zaten biliyor olmanız lazım. Bu işe yarıyor. Basitçe. Yani başka bir açıklaması yok. Evet. Tabii ki de ben... Flash kalsın. Evet, evet, tabii ki de gece görüşümü geri açayım. Ve şimdi şuna gelelim. Water, Fire, Earth, Air. Sizden kaç tane lazım? 7 tane lazım. Gerçekten işkence oldu. Evet. Kamera karşısında bu işkenceyi yapmak istemediğim ve bunun da final bölümü olduğunu düşünürsek bunu yapacağım. Evet. Evet, bunu yapacağım. Çünkü kamera karşısında bu işkenceyi çekmek istemedim. İstemediğime karar verdim. Şimdi ilk önce
insufficient ways. Tamam, sen dola dur. Ve beraberinde şunları da giyinelim. Tamamdır. Sonra şu ikisi. Ah, pardon. Evet. Elementum wand'ımız hazır. Staff'ı alalım. Ve geriye scepter kalıyor. Tabi scepter'ın bir eksiği var. Bu. Bakalım. Bunlardan hangileri var elimizde? Sen git. Sen git. Fire var. Earth hayli hayli var. Diğerleri yok. Ha, orada da var. Ha, bu da var. Ama ne kadar gerekiyordu? 25. Yeterli değilsin sen. Evet. Water da yeterli değil. Air lazım. Air bayağı istiyor. Pardon. Aa, dur biz bir saniye, bu bundan değildi, bunun resmisi. Tamam. Çok uğraşmamıza gerek yok. Hani kafa gitti. Şimdi bir adet balance şart yapalım. Oops. Balans şartı yapılma. Aşırı kolay bir iş. Bitti. Şimdi sen git. Sen gel. Evet. Gelelim. Air. Air, fire, water. Earth, order, entropy. Air, fire, water, earth, order, entropy ve 2 de gold. Bu arada enter'a basıyorum çünkü Guild Wars'dan alışkanlık chat penceresini açmak için. Bu arada faz yaptım. Evet, faz yok. Scepter'ımız ne durumda? Ha, tabii burada olması gerekiyordu. Neyse, bunu birazdan yapalım. Dream Roots Wood Stuff Road. Bu daha da pahalı. Scepter yapalım önce. Staff sen git. Şu staff sen de geçici olarak git. Şu scepter dola dursun. Neyse, dur. Bu staff kalsın ya. Evet, mana pool'umuzdan yiyor kendisi. Bakalım. ...105.3 aynılar. O zaman sen gidebilirsin. Sen dol. ...105.3 olsun bu. Bundan dolduramıyoruz. Evet. Bu arada hani dediğim gibi pek çoğunuz Minecraft'tan artık sıkıldı. Bu fark ediliyor zaten izlemelerde.
Space Engineers geldiğinde pek çoğunuz bayağı sevindiniz. Ki zaten ben de Space Engineers'ı bana yetmiyormuş. Space Engineers'ı bayağı severek oynadım. Oynuyorum da. Yani Space Engineers bundan sonra ana seri. Bu Space Engineers sezonu bittiğinde ne olur bilmiyorum. Belki ikinci sezon bir Space Engineers gelir. Multiplayer problemleri düzeltilmişse multiplayer bir Space Engineers gelir. Ya da daha başka şeyler de gelebilir. Ne olacağı tamamen kanalın durumuna göre değişecek. Derse o esnada ne ilgimi çekiyor şeklinde. Belki Kerbal Space Program gelir. Belki başka bir oyun gelir. Belki şu gelir. Belki bu gelir. Ama her halükarda bu şey Minecraft olmuyor. Bakalım bu şekilde doldurabiliyor muyuz? Şimdi 6.3. Hiçbir şey etki etmedi. Evet. Ne serisi olacağı hani henüz belli değil. Space Engineers bittikten sonra olacak serinin yani muhtemelen Space Engineers devam eder. Zaten multiplayer sorunları düzelirse oyunun multiplayer bir seri gelir. O konuda bir endişeniz olmasın. Bu arada Space Engineers'ta arada ufak multiplayer videolar gelecek. Onunla alakalı planlarım var. Birkaç arkadaşımla da konuştum. Tanıdığınız YouTuber'lar var aralarında. Şu var, bu var. Space Engineers'a ilgi duymuş olarak. Onlar gelecek. Konuk olarak ara sıra. Tabii ana serime değil. Belki ana serime de arada konuk olarak gelebilirler. Arada ufak videolar yapacağım. Birkaç kişi olacak. Bu ufak videolar ne olur? Gruplaşarak önceden tasarladığımız gemilerle birbirimize savaşırız. Şunu yaparız, bunu yaparız. Beraber ufak bir inşaat yaparız Creative'de. Bir yarışma yaparız. Vesaire vesaire. Bunun ne olacağı henüz belli değil. Ancak eğleneceğinizi düşünüyorum şahsen. Gel gelelim. Minecraft konusunda neden bu kadar acımasızca karar verdim? Sıkıldım. Hani tüm özetim bu benim. Sıkıldım. Hani cidden artık Minecraft oynamak istemiyorum. İnanılmaz derecede baymış durumda Minecraft. Beni. O yüzden de Minecraft'a güzel bir ara vermek bence İkimiz için, iki taraf için de aşırı sağlıklı olacak. Muhtemelen çoğunuz bu karara nereden vardığımı gayet net bir biçimde anlamış ve hiçbir şekilde yadırgamıyordur. Hatta destekleyeniniz de vardır. Buna eminim. Yoksa eğer diyebileceğim bir şey yok. Sizin kararınız ancak hani bu beni etki etmeyecek. Evet, bölüm tamamen de Minecraft'ı bıraktım şeklinde bir konuşmaya döndü, farkındayım. Çünkü bölüm oluyor. Bu esnada da bir de Wandcraft ediyorum. Neden oynamayacağım bir şey için Wandcraft ediyorsun diye soracak olursanız o tamamen benim manyaklığım. Evet hani craft ediyorum. Graft ediyorum. Şimdi bu scepter'da dola dursun. O esnada. Maksimum kapasitesi bunda 150. Ama vis üretme verimlilikleri çok daha yüksek. Ki görüyorsunuz hızından. Evet. İlginç bir değişiklik oluyor benim için, biliyorum. Kanalda 3 yıl boyunca en ağırlıklı gelen konsept Minecraft videolarıydı. Yani sabah akşam Minecraft videosu geldi. Hani biraz hani üzülüyorum, evet. Çünkü hani alıştım bu düzene. Fakat artık kanalda Minecraft'ı öldürüyorum. Hani literal anlamıyla. Bu arada gördüğünüz gibi furnace hızı bayağı hızlı şu an. Bunun sayısını daha da bir arttırabilirsiniz ancak tükettiğiniz mana oranı inanılmaz derecede artacaktır beraberinde. O aklınızda bulunsun ve bunu yaparken bile gene bir şeyleri eğitmeye çalışıyorum. Evet. Aslında da biraz buranın turunu yapalım.
Burası köyümüz biliyorsunuz. Şurada villagerlerimiz. Burayı yaptıktan sonra villagerler buraya dadandılar. Şurası çiftlik olacaktı. Olmadı. Golemler. Eski yün fabrikam yenisini birazdan gösteririm. Şu an hala çalışan ve mana üretmekte kullandığım otomasyon sistemi. Evet. Devam edelim. Tabii üstünde hala Vis Discount zırhı var. Oturma odam. Salonum daha doğrusu. Giriş odam, yemek odam. Bu radar sadece dekoratif. Mutfağım. Gene sadece dekoratif. Ama üstünde bayağı bir uğraşmıştım. Ve bayağı bir keyifle uğraşmıştım. Bu arada bu save'i dağıtabilirim. Anonim şimdiden söyleyeyim. Hatta AT Launcher'a yükleme ihtimalim var. Yok sanırım oraya yüklemeyeceğim. Mediafire'a yükleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz bu save'i. Burası Botanya alanım. Şurada otomatik sugarcane ve şuradan da otomatik olarak yumurta ve tüy toplayan arkadaşım. Mana üreticim. Manamı bu üretiyor. Şu uzak wireless redstone'um aslında. Mana depom. Inventory'me manayı taşıyan arkadaş. Bu arada sen ne oldun? Portalım. Crafting alanlarım. Şunlar dönüştürücüler vesaire. Botanya depolamam. Ve şu arkadaşlar. Corporate Network'ün parçası. Ana depolamam. Başka hiçbir işlevi yok benim. Fırınlarım. Coke ovenlarım. Dragon Egg'im. Sadece olarak durdu. Witcher'ye girmedim çünkü sıkıldım. Ve Tomcraft alanım. Kelevan pirim. Evet, bu şekilde geçti seri. Bunları yaptım bütün seride. Çok fazla bir şey olmadı. Ancak hani aklımda olanların yarısı bile yapılmadı ancak elden bir şey gelmiyor. Hani seriye devam edemeyeceğim. Neticede sıkıldığım bir şeye zamanımı ayırmak istemiyorum. Bunu bile biraz geciktirdim. Ama hani seriyi yarıda bırakmış olmak, bir finalsiz bir biçimde bitirmiş olmak ben size aşırı büyük bir saygısızlık olarak geliyordu bana. O yüzden bu seriyi gayet nazikçe, düzgün bir biçimde her şeyiyle bitirdim. Evet. Ve scepter'ım da staff'ım da hazır. Evet. Her şey bu kadardı. Bu arkadaşı da yaptık. Bu arada sizi biraz geri itiyorum söyleyeyim. Ve sanırım burası klasik çıkışımı yapacağım kısım. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfte dinleyenler. İyi eğlenceler.